Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Özel güvenlik 95. temel eğitim 19 Aralık 2021 tarihinde çıkan silah bilgisi yazılı sınav sorularını değerlendireceğiz. Sınavlara giren arkadaşlara, bundan sonraki sınavlara girecek arkadaşlara da başarılar diliyorum. Ve başlayalım arkadaşlar. Özel güvenlik ayrıcalıklarından yararlanmak için mutlaka katıl butonuna tıklayarak kanala katılabilirsiniz. Ayrıca Ehliyet Serici Özel Güvenlik kanalına da katılıp abone olup başarınızı %100 artırabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımızdan da bizleri takip ederek, Nedim Şeker Akademi Instagram hesabından da takip edip başarınızı artırabilirsiniz. Birinci sorudan itibaren başlayalım. Özel Güvenlik 95. temel eğitim yazılı sınav silah bilgisi sınav sorularını çözüyoruz arkadaşlar. 19 Aralık 2021 tarihinde çıkan sınav sorularımız ve yıldızlı sorular arkadaşlar. Özellikle yıldız koymuş olduğum sorular, daha önceki videolarımızda da birebir aynısı, noktası virgülüne aynı soruları görüyoruz. O sorularda yine 96. 97. dönemlerde sizlere çıkacak sorular. Birinci sorumuz, fişeklerin muhafazası ve kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. B. Raf ömrünü tamamlamış fişekler kullanılmamalıdır. C. İhtiyaç duyulduğunda çekirdeği sökülerek barutu değiştirilmelidir. Asla yapılmaması gerekiyor bakın. Menşei belli olmayan fişekler kullanılmamalıdır. E. Silaha uygun çapta fişekler kullanılmalıdır. Evet, bakın dikkat edin. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Yani bu yanlıştır arkadaşlar, değil mi? Barutu asla değiştirilmemelidir. Evet, ikinci sorumuz yıldızlı sorularımızdan. İkinci sorumuz da yine daha önceki sınavlarda çıktı. Bakın, toplu tabancalarda atış sırasını bekleyen fişeklerin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir? Kabza, top, yiv, şarjör, sürgü. Tabii ki toptur. Bursa seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuz, ilk dolduruşu atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetiğin tekrar çekilmesine gerek kalmadan tetiğe basılı tutmak kaydıyla şarjördeki tüm fişeklerin atılabildiği tabancalara ne ad verilir? A. Tam otomatik tabancalar. B. Toplu tabancalar. C. Tek atışlı tabancalar. D. Yarı otomatik tabancalar. E. Tek hareketli tabancalar. Evet. Burada da tam otomatik tabancalar adı verilir. Tabii bu da yine yıldızlı sorulardan arkadaşlar. Daha önceki sınavlarımızda çıktı. Çıkmaya devam ediyor. Evet, dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi fişek yatağında bulunan fişeğin ateş almaması nedenlerinden değildir? Bakın, defaten çıkan soru. Fişek arızalı olabilir, silahın iğnesi kırık olabilir, tetik arızalı olabilir, tırnak arızalı olabilir, silahın iğne yayı arızalı olabilir. Burada fişek yatağında bulunan fişeğin ateş almaması nedenlerinden değildir. Tırnak arızalı olabilir. Tırnak arızalı olduğu zaman ateş alır arkadaşlar. Evet. Cevap Denizli seçeneği. Yıldızlı sorularımızdan. Evet. Beşinci sorumuz. 6 35 x 16 milimlik fişeğin anlamında 6.35 rakamı ne ifade eder? Kovan boyunu, çekirdek boyunu, kapsül boyunu, kovan çapını, çekirdek çapını. Tabii ki çekirdek çapını ifade eder. Cevap Edirne seçeneğidir. 6.35. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisinde rampa doğru olarak ifade edilmiştir? Yani tanımı verilmiştir. Rampa. A. Şarjör yayının, D.
diğer adıdır. B. Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir. C. Şarjörün uzunluğudur. D. Namlunun üzerindeki numaralardır. E. Şarjör yuvasıdır. Burada tabii ki fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir, rampa. Yani Bursa seçeneğidir. Yine yıldızlı sınav sorularımızdan, daha önceki sınavlarımızda çıkan soru. Evet arkadaşlar, silah bilgisi sınav soruları genelde daha önceki sınavlarda çıkan birebir noktası virgül aynı olan sınav sorularımız. 7. sorumuz, temel atış tekniklerinde yardımcı göz nedir? Evet, bize yardımcı göz sormuş. A. Atış amirinin atış yapan kişiyi takip ettiği göze yardımcı göz denir. Yanlıştır. B. Gezin üst kenar orta noktasından arpacığın silme tepesinden hedefin alt kenar orta noktasına uzanan mesafeye yardımcı göz denir. Yanlıştır. C. Atış gözlemcisinin yardımcısının faaliyetlerine yardımcı göz denir. Yanlıştır. Atış yapan kişinin nişan aldığı göze atış gözü, diğer göze yardımcı göz denir. Evet arkadaşlar, atış yapan kişinin nişan aldığı göze atış gözü, diğer göze yardımcı göz denir. Denizli seçeneği doğru cevap. El seçeneğini de okuyalım. Silahın kabzasının el içine V şeklinde yerleştirilmesine yardımcı göz denir. Yanlıştır. Hemen 8. sorumuza bakalım. Temizlemek için görev silahını söken özel güvenlik görevlisi Selim'in silahını takma işleminde takip edeceği yol aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar, burada da takma işlemini en son sökülen parçadan başlayarak sökmesi gerekiyor. Tam tersi. Yani sökmeye başladınız, değil mi? En son, değil mi? Parçadan, en son sökülen parçadan başlayarak ne yapmanız gerekiyor? Takma işlemini yapmanız gerekir. Hemen bakalım. Takma işlemine istediği parçadan başlar. Yanlıştır. Önce yerine getiren yayı takar. Yanlıştır. Takma işlemini en son sökülen parçadan başlayarak sırasıyla yapar. Evet. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Yine sınavlarda en çok çıkan sınav sorularımızdan bir soru. Yıldızlı sorular. Daha önce de çıktı. Önce şarjörü takar. Öncelikle sürgüyü gövdeye takar. Hemen 9. sorumuza bakalım. Yerine getiren yayın görevi nedir? Tabii ki yine yıldızlı sorulardan bir soru. Düzgün nişan alınmasını sağlar. B. Namluyu kilitleyerek emniyete alır. C. Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar. D. Tetik çekildiğinde horozun yavaş düşmesini sağlayarak zarar görmesini engeller. E. Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar. Evet, yerine getiren yayın görevi Edirne'de verilmiş arkadaşlar. Cevap yıldızlı sınav sorularımızda. Hemen 10. sorumuza geçelim. Özel güvenlik görevlisi Mehmet silahını temizlemek için söktüğünde temizlediği parça üzerinde şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı ve tetik bulunuyor ise aşağıdaki parçalardan hangisini temizlemektedir? Sürgü, gövde, şarjör, nişan tertibatı ve namlu şeklinde verilmiş. Tabii ki burada dikkat edin. Silahını temizlemek için söktüğünde temizlediği parça üzerinde şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı ve tetik bulunuyor. Nerede bulunur? Çerçeve üzerinde, yani gövdede bulunur, değil mi? Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. 11'e bakalım. 11. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi atıcı hatası değildir? A. Acele tetik çekme. B. İrkilme ve silahı ileriye itme. C. Geriye yatma tahammülü. D. Silahın geri tepeceği beklentisi. E. Fişeğin arızalı olması. Evet, burada da fişeğin arıza atıcı hatası değildir. Fişeğin arızalı olması atıcı hatası değildir. Ama diğerleri
atıcı hatasıdır. Acele tetik çekmek, irkilme, silahı ileriye itme, değil mi? Geriye yatma teamülü, silahın geri tepeceği beklentisi, bunlar nedir? Atıcı hatalarıdır. Edirne seçeneği değildir. 12. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir? İğne yayı, çekirdek, kovan, barut, kapsül. Fişeğin unsurlarından olmayan iğne yayı, değil mi? Fişeğin unsuru değildir. Adana seçeneği doğru cevap. 13. soru, silahlarda bulunan tırnağın görevi aşağıdakilerden hangisi de doğru ifade edilmiştir? Bakın, tırnağın görevi nedir? Tırnağın görevi tabii ki fişeğin ya da boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasını ne yapar? Sağlar. Burada Ceyhan seçeneğinde doğru verilmiş. 14. sorumuz yıldızlı sorularımızdan, yine daha önce çıktı. Otomatik, yarı otomatik tabancalarda şarjördeki son fişek atıldığında sürgünün kapak takımı geride kalmasını sağlayan parça hangisidir? A. Tetik manivelası, B. Rampa, C. Sürgü tutucusu, D. Hatve, E. Çıkarıcı. Evet, burada da nedir? Sürgü. Fişek atıldığında sürgünün kapak takımı geride kalmasını sağlayan sürgü tutucudur. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 15. sorumuz, atış poligonunda atıcı hangi komutla vuruşlarını kontrol etmek için hedefin yanına gidebilir? Şarjör tak, dolduruş yap, nişan al, atış serbest, hedef kontrol. Bakın, sorumuzun içerisinde cevabı da var arkadaşlar. Bakın, atış poligonundasınız, atıcısınız. Hangi komutla vuruşlarını kontrol etmek için hedefin yanına gidersiniz? Yani hedefe bir atış yaptınız, hedefi kontrol etmek gidersiniz. İçin gitmek, gitmek için gidersiniz, değil mi? Yani cevap burada direkt otomatik olarak verilmiş. Hedef kontrol. Evet, yine yıldızlı sorularımızdan. 16. soru, namluya yatay ve dikey olarak yön vererek nişan hattını oluşturmaya yarayan gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne ad verilir? A. Ateşleme tertibatı, B. Boş kovan atma tertibatı, C. Sürgü kapak takımı, D. Nişan tertibatı, E. Horoz tertibatı. Evet arkadaşlar, burada da bakın, namluya yatay ve dikey olarak yön vererek nişan hattını oluşturmaya yarayan. Bakın, cevap da içerisinde arkadaşlar, dikkat edin, soruların içerisinde cevaplar da var. Nişan hattı. Yani cevabı da sorunun içerisinde okuyoruz, değil mi? Denizli seçeneği nişan hattıdır. 17. soru, yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur? Çerçeve, namlu, şarjör, çıkarıcı, horoz. Evet, yiv ve set silahın namlu parçasında bulunur. Bursa seçeneğidir. 18. sorumuz, iğnenin vurmasıyla ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir? A. Kovan, B. Barut, C. Kapsül, D. Çekirdek, E. Mermi. Evet arkadaşlar, bakın, iğnenin vurmasıyla ateşlenen fişek bölümü nedir? Kapsüldür, değil mi? Ceyhan seçeneği doğru cevap. Arkadaşlar bakın, tekrar ediyorum. Özel güvenlik sınavlarında silahla ilgili sorulan sorular genelde kolay sorular ve daha önceki yıllarda çıkmış birebir aynı sorular soruluyor. Onun için bundan önce atmış olduğumuz silah bilgisi sorularını mutlaka sınavlara girmeden önce çözelim. 19. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan yarı otomatik tabancalarda fişek yatağında en fazla kaç fişek bulunur? 1, 6, 14, 16, 19. Evet, yarı otomatik tabancalarda fişek yatağında bir tane bulunur arkadaşlar. Bakın, Adana seçeneği doğru cevap. 20. soru, aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından biridir? Hat ve rayür, harbi, namlu, etkili menzil. Evet, silahın parçaları nedir? Bakın, namludur, değil mi? Silahın parçası Denizli seçeneğidir.
ve yıldızlı sınav sorularından arkadaşlar bütün silah bilgisi sorularında yine sorulan bir soru. 21. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir? Bakın şarjörün parçalarından değildir. A. Şarjör kilitleme mandalı. B. Şarjör yayı. C. Şarjör kapak kilidi. D. Gerdel. E. Şarjör gövdesi. Evet, burada da şarjör parçalarından olmayan, bakın şarjör yayı, kapak kilidi, gerdel ve şarjör gövdesi şarjörün parçalarıdır ama kilitleme mandalı değildir. Adana seçeneği. Evet. Hemen 22. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım aracı değildir? Bakın yine sınavlarda sık sık sorulan yıldızlı sınav sorularından bakır teli ve kıl telli fırça, B. temizlik bezi, C. harbi, D. koruyucu yay, E. hatve. Bakın arkadaşlar, kıl telli fırça vardır, bakır telli temizlik bezi mutlaka vardır, harbi vardır, koruyucu yağ mutlaka bulunur ama hatve yoktur, değil mi? Evet, yani silahın bakım aracı değildir hatve. Evet, Edirne seçeneği. 23'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde ateşleme sırası doğru verilmiştir? Yine yıldızlı sorularımızdan bakın. Horoz iğne kapsül barut. İğne horoz barut kapsül. Horoz barut kapsül iğne. Kapsül barut iğne horoz. Ve barut horoz kapsül iğne. Evet arkadaşlar, öncelikle ateşleme sırası horozla başlıyor, değil mi? İğne kapsül ve baruttan olur. Bak, buradaki Adana seçeneği doğru cevap. Sık sık sınavlarda sorulan soru. 24'e bakalım. Silah bakımı yapacak özel güvenlik görevlisinin ilk önce yapması gereken işlem hangisidir? A. Fişek yatağında fişek olup olmadığı kontrol etmelidir. B. Şarjör çıkartılmalıdır. C. Sürgü tutucu pime arkadan baskı yapılarak çıkartılmalıdır. Asla yapılmaz. Namlu içerisinde pas çöküzü yağ sıkılmalıdır. Asla yapılmaz. Kabza çıkartılmalıdır. Hayır. Öncelikle arkadaşlar, silah bakımı yapacak özel güvenlik görevlisi ilk önce yapması gereken şarjörü çıkartması gerekiyor. Herhangi bir tehlikeye maruz kalmamak için, değil mi? Burada yine yıldız sorularından birisi, Bursa seçeneği doğru cevap. Son sorumuz arkadaşlar, 25. sorumuz. Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından dolayı aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? A. Tetik düşmez. B. Kapsül ateşlemez. C. Silah otomatik olarak çalışır. D. Boş kovan fişek yatağından geri çekilemez. E. Silah emniyete alınmaz. Evet, burada dikkat edin. Bakın, tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından dolayı hangisi meydana gelir? Tabii ki boş kovan fişek yatağından geri çekilemez. Evet, yine yıldızlı sorularımızdan, bu da Denizli seçeneğiydi cevabımız. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı, kazasız günler. Girmiş ya da girecek olacağınız sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki özel güvenlik sınav sorularında görüşmek üzere. Hoşça kalın.